Selamlar arkadaşlar, bu videomuzda VLOOKUP yani düşe yara fonksiyonunu göreceğiz. Öncesinde çok kısaca bir teoriden bahsetmem gerekiyor. Hadi başlayalım. İlk olarak fonksiyonun çalışma mantığından bahsedelim. VLOOKUP yani düşe yara, sorduğumuz şeyleri düşeyde arıyor. Zaten İngilizcesinde de VLOOKUP'taki V'nin açılımı vertical düşey anlamına gelir. Şimdi de ilk adımımızı aynı Google arama motoruna yazma gibi düşünebilirsiniz. Yani biz bir şey arıyoruz ve bunu Excel'e soruyoruz. Excel'de bizim aradığımızı gidip seçtiğimiz listenin ilk sütununda bulmaya çalışıyor. İlk satıra geliyor, eşit mi değil mi bakıyor. Eşitse duruyor, değilse bir alt satıra geçiyor. Bulana kadar satır satır bu şekilde düşeyde aramaya devam ediyor. Ve buldu. Şimdi de biz Excel'e hangi sütundaki bilgiyi dönmesini istiyorsak o sütunu buluyor. İkinci sütun olsun. Excel geldi, ikinci sütunu buldu ve daha sonra bulduğu satırla kesiştiği veriyi bize geri döndü ve sorumuzun cevabını elde etmiş olduk. Şimdi bir de gerçek veriler üzerinden gösterelim ve 4 tane argümanımız var. Bunlardan birincisinde Excel'e hangi veriyi aradığımızı söylüyoruz. Yani başka bir deyişle Excel neyi arayacak? Bu hücreye yazdığımız ismi arayacak. İkinci argümanda bu ismi nerede arayacağını söyleyeceğiz. Yani buradaki tabloda arayacak. Üçüncü argümanda da bize vereceği verinin kaçıncı sütunda olduğunu belirteceğiz. Biz yaş bilgisini istiyoruz. Bir ve ikinci sütun oluyor o da. Ve son argümana geçiyorum. Burada tam bir eşleşme mi olsun yoksa benzer veriyi de kabul edip etmediğini soruyor. Ben genelde tam eşleşmeyi seçiyorum. Yani sıfır ya da false yazıyorum. Ayrıca bu alan zorunlu değil. Eğer bir şey seçmezseniz size benzer verileri de gösterecektir. Excel üzerinden bir örnek yapalım. Bu konuya orada da değinelim. Fonksiyonumuzu çalıştıralım. Burada peki bu fonksiyonu hangi hücreye yazacağız? Sonuç elde etmek istediğimiz hücreye yazacağız. Yani biz yaş verisini istiyorduk. Bu yüzden yaş verisinin altına buraya yazıyorum. Eşittir ile başlıyorum. Eşittir dedim. Buraya çift tıklıyorum. İlk argümanımız neydi? Hangi veriyi arıyoruzdu? Yani Excel'e neyi arayacağımızı söyleyecektik. Oraya da şu hücrede, yani bu hücreye gireceğimiz ismi arayacak. Bir sonraki argümana geçiyorum noktalı virgülle. Bir sonraki argümanımız da nerede arayacağını vereceğimizdi. Burada şu tabloda arayacak. Başlık arayıcı almayın. Şurada geleyim. Tablomun tamamını seçeyim bir. Tekrar noktalı virgülle 3. argümana geçiyorum. 3. argümanda istediğimiz verinin kaçıncı sütunda olduğu bilgisiydi. Biz yaş verisini istiyoruz. Burada yaş verisi kaçıncı sütunda? İsim 1, yaş 2, il 3. Bu durumda 2 yazmam gerekiyor. 2 yazdım. Şimdilik direkt Enter'a basıyorum. Daha sonrasında farkı göstereceğim. Enter yapayım. Tabii ki bir hata aldım. Çünkü neden? Herhangi bir isim girmedim. Şimdi onu yapacağım. Filiz yazıyorum. Enter dedim ve bana 45 yaş bilgisini verdi. Şimdi burada doğru cevabı aldım ama biraz daha isimleri değiştirdiğimde hata alacağım. Bunun sebebini de söyleyeceğim. Önce bir göstereyim. Mesela Asya dedim. Asya'nın yaşı 24 iken bana burada 30 cevabını verdi. Her zaman için siz bu fonksiyonu çalıştırmadan önce şuradaki isimlerin olduğu yere gelip datadan A'dan Z'ye yani isimleri alfabetik olarak sıralamanızda fayda var. Formülü herhangi bir şey değiştirmenize gerek yok. Zaten yaş otomatik olarak düzenlenecektir. Şimdi biraz daha bakalım herhangi bir problem yaşayacak mıyız? Gizem yazıyorum. Herhangi bir problemle karşılaşmadık. Şimdi de şu kısma değinmek istiyorum. Dördüncü argümanımızda tam eşleşmemi, yaklaşık eşleşmemi sorusunun cevabı olarak biz burada direkt Enter'a basarak yaklaşık eşleşmeyi seçmiştik. Bunun bize artısını onu göstereyim. İsmimizi değiştirelim. Mesela Ali yapıyorum. Bunun birebir eşleniği yok. Ama Enter'a bastığımda 16. Aslında hani Ali daha yakın. Ama burada bazı hatalar verebiliyor. Bu yüzden ben her zaman için şurada formülün içerisine gelip burada biliyorsunuz dördüncü argüman zorunlu değildi. Şimdi o dördüncü argümanı yapacağım. Yani sıfır ya da false yazısını yazacağım. Dilerseniz gelip hemen şuradan false seçebilirsiniz. Sıfır yazarsanız da aynı şey. Buna bastım. Enter dedim. Şimdi bakalım. Zaten AL harflerini gördüğü zaman birebir eşleşen bir şey olmadığı için hata verdi bana. Hemen bunu tamamlayayım. Ali yapayım. Enter diyeyim. Bu sefer doğru cevaba erişmiş olalım. Aynı örnek üzerinden bir de illeri bulalım. Hemen şuraya gelip il diyorum. Eşittir dedim. VLOOKUP fonksiyonumuzu çalıştıralım. İlk argümanımız neydi? Hangi veriyi aradığımızda şuradaki isme göre arama yapacaktı. Nerede arama yapacaktı? Bu tabloda tablonun tamamını seçelim. Daha sonra noktalı virgülü ayırıyorum. Hangi sütunu bize getirmesini istiyoruz? Burada 3. sütun. 3 dedim. Tekrardan tam eşleşme için bu sefer 0'a basıyorum. Enter dedim. Kontrol edelim. Evet, Ali 30 ve İstanbul. Hemen bunu bir değiştirelim. Buse yazıyorum. Farkındaysanız büyük harf küçük harf ayırt etmeksizin direkt kelimeleri bulabiliyor. Bakalım, evet bu da doğru.
VLOOKUP fonksiyonuyla alıştırmalar yapmaya devam edeceğim. Konuyla ilgili bir sorunuz olursa lütfen aşağı yorumlara yazın. En kısa sürede yanıtlayacağım. Ayrıca videoyu beğenip kanalıma abone olmayı unutmayın. Şimdilik hoşçakalın.